Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Artvinili Yusufeli ilçesi Nizgavan Demirköylüler Derneği'nde. Şimdi yanımızda Kemal kardeşimizin annesi var. Kemal Türk Yılmaz'ı biz yakinen tanıyoruz. Şimdi annesiyle tanışacağız. Efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Yusufeli Demirköy doğumlu Ayşe Türk Yılmaz. Kemal'in annesiyim. Biz dernekimizde ayda bir kere de olsa kebap yapıyorlar. Çok mutluyuz böyle bir arada olduğumuz için. Köylüler. Kebap bahane galiba. Evet, çok mutluyuz. Ne bileyim işte köyümüzün her türlü şeyini burada görüyoruz. Piknikine gidiyoruz. Komşuların şenliği oluyor değil mi? Çok güzel şenliklerimiz var yazın. Allah nasip ederse bu sene memlekete de otobüsler var, gidecekler. Değil mi? Başkan söz verdi. Bu sene dedi, kesinlikle dedi, gelmek isteyen herkesi 90 liraya götürüp getireceğim. Evet. Biz de çok mutluyuz. Böyle bir arada olduğumuz için konu komşu yapımız, tanıyoruz, çocuklarımız birbirini tanıdılar. Folklor ekibi var idi eskiden, çok güzeldi yani şeyler. Her türlü imkanlarımız var Allah'a şükür. Çok mutluyuz Bursa'ya geldiğimizden. Peki. Koyumuzu özlüyoruz ama gene de çok mutluyuz burada olduğumuzdan dolayı. Şu anda sizleri izleyen Demirköylülere birkaç son cümle edin desek neler söylersiniz? Ben bizi izleyen Demirköylülere hepsine çok çok selamlarımızı iletirim. Büyüklerin ellerine, küçüklerin gözlerinden öparım. Amicam hacdan geldi. Allah kabul etsin hacını da, görmemişim daha. Allah herkese nasip etsin. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Artvin'de olan abime, abilerime, anneme, kardeşlerime, bütün amcamın çocuklarına, bütün konuya komşuya hepsine çok çok selam ederim. Hepsinin ellerinden, büyüklerin, küçüklerin gözlerinden öperim. Peki, sağ olun. Evet. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, şimdi yemeklerin yanındayız. Yöresel yemekler hazırlanmış. Şimdi bunların nasıl hazırlandığını ve yapan kişilerden öğreneceğiz. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Ben Sebahat Bağcı, Nizgavan doğumluyum. 1974'ten beri de burada, Bursa'da ikamet ediyorum. Benim size tanıtacağım tatlımız dibla. Bu dibla. Şu görünen galiba. Tatlımız tatlı. Nasıl yaparız bunu? Kaları açıyoruz, sadece pişiriyoruz. Daha sonra da pekmez, tereyağı ve şekeri kaynatıp üzerlerine tek tek gezdiriyoruz. Tepsimizin orantısına göre de kenarlarını kesiyoruz. En sonunda biz soğuduktan sonra da o pekmezimiz soğuduktan sonra da dilim diyerek kesiyoruz, servis yapıyoruz. Bu kadar. Yufkalar kuruduktan sonra mı? Yufkalarımız kuru yufkadan da oluyor. Fakat taze taze yapacağımız zaman da normal yufka açıyoruz. Sadece pişiriyoruz. Piştikten sonra taze taze yapıyoruz. Taze taze. Evet. Soğuduktan sonra da parçalara bölüp servis yapıyoruz. Böyle yuvarlak katlanıp yiyilen bir tatlımız bu. En çok Nizgavan'ın bilinen tatlılardan en çok da bu biliniyor. İsmi neydi? Dibla. 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 Dibla, dibla. Böyle bir şey. Peki. Çok güzel. Hemen yan taraftakini kimden alalım? Teşekkür ederiz size. Mustafa Bey. Bu nedir? Bu hasuta bizim köyümüzde yaparız. Hasuta. Anam çok güzel yapar bu hasutayı. Bunu mısır unundan yaparız. Pekmezle, şekerle yaparız. Aha. Bu bizim bir yemeğimiz işte. Güzel olur köyümüzden. Pekmez ve mısır unuyla. Pekmez, şeker, yağ kaynatırız. Mısır unundan yaparız bunu. Normal ekmekle falan da yapılanı var galiba değil mi? Ekmekle falan da yapılanı var ama bu ekmekle değil. Bu mısır ununda. Evet. Pekmezle, şekerle yapılıyor, yağla. Şu nedir? Bu da erikten açma, erik açması. Erik açması. Evet. Açılıyor, kurutuluyor. Ondan sonra kaynatıyoruz bunu. Kuruduktan sonra kış mevsiminde. Çekirdekleri yok herhalde. Çekirdekleri içinde. Yok. İçine dolduruyoruz bunun. Dolmasını yapıyoruz. Ne dolduruyorsunuz içine? Şeker, tarçın. Ondan sonra tereyağıyla fırınlıyoruz. Ondan sonra servis yapıyoruz. Çok güzel. Ben bunun bir buyurun. Tadına bakalım. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Erik. Ben eşki hastası olduğum için ekşi mi derler, eşki mi derler? Hep de karıştırırım bunu. Evet, çok güzel bir şey. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizi konuşturalım birazdan. Siz neler yaptınız? Ben Fatma Yemenici, 15 yıldır Bursa'dayım.
Ben önce böreğimizi tanıtayım çünkü Nizgovan'a gittiğiniz zaman mutlaka her evde görebileceğiniz bir böreğimizdir. Baklava diyoruz, hatta biz börek demiyoruz. Baklava. Evet, baklava olarak geçiyor bizde. Şimdi tuzlu hamur yapıyoruz tuz ve suyla, sonra oklavayla açıyoruz. Bizim yöremize ait kaymağımız oluyor, bildiğimiz süt kaymağı. Onu üzerlerine serpip katlıyoruz. Sonra gül şeklinde sarıp fırına veriyoruz. Evet, çok da güzel oldu. Evet. Hoş olmuş yani. Görüntüsü yanmış da biraz. Afiyet peki olsun. Başka ne? Ayrıca var? Bir de ketemiz var burada. Cevizli ketemiz. Gene bize ait bir hem tatlı hem tuzlu tadı veriyor. Tuzlu hamurunu yapıyoruz. Yumurta, süt ve sıvı yağla. Sonra elimizle böyle açıyoruz. İçine bir kaşık ceviz, bir kaşık sıvı yağ ve bir kaşık şeker koyup katlıyoruz tekrar. Tepsiye diziyoruz. Yumurta sarısıyla fırında pişiriyoruz. O da hakikaten hem tatlı tuzlu tadı veriyor. Böyle memlekette yaylaya giderken gerçekten o ne derlerdi bizde? Bokel gibi olmuş derlerdi. Çayın yanında çok güzel gidiyor gerçekten. Yorulunca demliğinizi hemen buradan çıkartıyorsunuz. Bir ateşin üzerinde çayı, suyu hepsini karıştırıp bir çay yapıyorsunuz. Böyle ketelerinizi de kırıp yiyorsunuz, demeyin onun keyfine. Peki başka ne var? Silorumuz var, gene bize ait bir silorumuz var. Kuru yufkadan yapıyoruz onu da gene. Sarıyoruz onu, tepsiye diziyoruz piştikten sonra, pişmiş yufkalardan. Üzerine tereyağı, yoğurt sürüp fırına veriyoruz tekrar. Fırınlıyoruz bir yarım saat kadar. Çok da lezzetlidir o da, Artvinler bilirler genelde. Peki, teşekkür ederim. Sizden bir de şunun tarifini alayım. Bu nedir? Bizde purçuko Mustafa Bey. Nedir? Purçuko. Purçuko. Evet, fasulye, yeşil fasulyeyi kırılıp kuruturuz onu biz köyümüzde. Bol bol yapılır. Sonra kış mevsiminde yemeğini yaparız. İçine burgul, soğan hepsini karıştırıp pişiririz. Çok güzel bir yemektir yani purçukomuz. Ben teşekkür ediyorum. Bu el emeğiniz için sizlere. Birazdan onların tatlarına da bakacağız. Sağ olun. Tekrar teşekkürler.